İyi akşamlar değerli Vizyon 58 izleyicileri. Bir Tarım Saati programından tekrar merhaba diyoruz. Bugün yine değerli iki konuğum var. Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden doktor öğretim üyesi Abdurrahman Takçı. Hoş geldiniz efendim. Yine daha önceden konuk etmişti kendisini. Sivas Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümünden Doçent Doktor Tolga Karaköy. Efendim size hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam şu anda misafir konuk sayılırsınız. Hocamla çünkü daha evvelden yine görüşmüştük. Sizden başlayalım. Hocam bölgemizde özellikle de ilimizde diyelim hayvancılığın durumu nedir? İlimizde hayvancılık büyükbaş ve küçükbaş üzerinden yürütülüyor. Küçükbaş yaklaşık olarak 556 binlik bir küçükbaş popülasyonumuz var. Evet. 325 binde büyükbaş hayvanımız var. Bunların küçükbaşta şöyle bir Sivas'ın avantajı var. Bölgeye tam adaptasyonunu sağlamış. Hatta kendi bölgesel ırkımız olan Akraman Kangal ırkı koyun yetiştiriciliği yapılmakta. Evet. 2000 yıllarından beri Hakendi Islah projesiyle birlikte artık bu ırk nitelikli hale geldi. Evet. Buna bağlı olarak da bölgeye de zaten adaptasyonu tam anlamıyla olduğu için bu ırkın yetiştiriciliği aktif bir şekilde yapılıyor. Artık bu değeri bilinmeyen ırkımız değeri biliniyor. Bölgesel olarak çevre illerden damızlık için ilimize Evet. gelip damızlık alıyorlar. Büyükbaşta ise yine 2000'li yıllarda devletin destekleriyle birlikte artık ithal damızlıklara doğru yönlenildi. Ve şehrimizde artık kültür ırkları beslenmekte, kültür ırkları yetiştiriciliği yapılmakta. Yavaş yavaş entansif dediğimiz tamamıyla Kontrollü bir üretim. kontrollü bir üretim periyoduna çekilmeye çalışılıyor. Ancak büyükbaşta çeşitli problemlerimiz var. İthal hayvanlar getiriyoruz bölgemize. Bölgemize tam anlamıyla adaptasyonunu sağlayamadığı için bir kere gebe Hocam alınan... bu arada şöyle bir parantez açma oradan devam edin. Benim bulunduğum ilçemizde tigenimiz mevcuttu. O Evet. da Alman esmer ırkı vardı. Uzun Evet, süre İsviçre bizde esmeri. evet. Bunu kullandı. Çiftçimiz de Evet. çok memnundu. Şimdi gelen bir kısım Angus geldi. Belli yerlerde çiftlikler oluşturuldu. Evet. Ağırlıklı da Simmental ırkı var. Hocam burada baktığımız zaman çiftçimiz neyi tercih etmeli bu ikisi arasında baktığımız zaman özellikle? Simmental ile esmer ırk arasında. Şimdi esmerle simental arasında şöyle bir şey var. Esmerin mereye daha adaptasyonu daha iyi. Bu gene ağız yapısının melanin pigmenti dediğimiz daha Evet. fazla hem de tırnaklarının esmer olmasına bağlı olarak mereye daha elverişli. Evet. Simentali damızlık genel olarak ithal getiriyoruz. İthal getirdiğimiz zaman genellikle gebe geliyor. Ancak biz o hayvanı doğum yaptırdıktan sonra tekrardan aynı kondisyonuna getiremiyoruz merada. Evet. Buna bağlı olarak da gebe kalmıyor. Gebe kalmayınca işletmelerimizde ciddi manada büyük bir problem oluşturuyor. Çünkü bir hayvanın gebe kalmayışı Amerika'da yapılan bir hesaplamaya göre günlük bir hayvan gebe kalması geç kalıyorsa 8 ila 15 dolarlık bir kayıp oluşturuyor. Evet, günlük Bizim kayıp. günlük kayıp, ciddi bir kayıp. Ama yetiştiricimiz bunu artık tolere etmeye yönlenmiş. Diyor ki benim hayvanım 2 yılda bir doğum yapıyor. Ancak bu böyle olmamalı. Çünkü bir hayvan, damızlık yapılan bir hayvan süt işletmesinde yaklaşık olarak 400 günde bir, en fazla 400 günde bir buzağlama aralığı 400 gün olmalı ve iki buzağı arasında 400 gün olmalı. Yani biz bunu şunu sağlamalıyız. Bir damızlıktan her yıl buzağı almamız gerekiyor. Evet, ortalama Bu bu. işletmenin karlılığını gösterir. Benim için primer hedef budur O işletmenin. zaman hocam yani simental mi, esmer ırk dediğimiz zaman tercihimiz ne yönde? Tercihimiz şu yönde olmalı. Eğer yetiştiricimiz simentali getirip onu adapte edip yılda bir yavru alıyorsa simental besleyebilir. Ancak bunu sağlayamıyorsa, çünkü neden sağlayamıyor? Getiriyor onu mereye bırakıyor. Merada da simentalin mere yararlanımı çok iyi değil. Buna bağlı olarak da doğum gebe kalma aralığı dediğimiz süreç uzuyor. Hayvan doğum yapıyor, 2 yıl doğuramıyor tekrardan. Buna bağlı olarak da işletme ciddi bir zararla karşı karşıya geliyor. Bunun için biz şunu söylüyorum. Suni tohumlama yapıp, kendi damızlıklarımızdan yararlanıp, bölgede hayvanlarımız doğması lazım. Evet. Buzağı Adapte eğer, olmuş hayvanlarına yürümek kesinlikle lazım. buzağımız bizim ahırımıza adapte olmalı, meramıza adapte olmalı. Bu hayvan daha verimli olur. Ancak bizim sürekli bir ithal teminimiz var. İthal temin ettiğimiz zaman bizi şöyle bir aldatmaca oluyor. Her sene ithal getirtiyor ancak bir kez yavru alabiliyor ondan. Bir kez yavru aldığı zaman bir dahaki yavruya gebek bırakamıyor hayvanı. Bunu da için de yani eğer Evet. ırk seçimini bundan dolayı diyorum Peki yani. hocam niye biz vazgeçtik? Yani böyle bölgeye adapte olmuş bir ırk var iken ve Tigem'de
kontrolü uzun süre bir seceresi olmuşken neden biz simentale yönlendirdik? Takdir edersiniz ki biliyorsunuz siz de TİGEM'de şu an bu ırk zaten inek yani büyükbaş kısmı tamamıyla pasif hale getirildi. Evet. Buna bağlı olarak da zaten bölgede damızlık kaynağı, damızlık alabileceği bir yer yok yetiştiricimizin. Zaten yanlış bir uygulama yapıyordu, boğa alıyor. Sürekli boğa alıp bırakıyorlar. Boğayla da birlikte yani yaklaşık olarak 20'ye yakın bu genital yolla bulaşan hastalıklar var. Evet. Bir hayvanda eğer hastalık varsa... Hepsine bulaştırıyordu. Hepsine bulaştırıyor. Bizim Sivas'ımızda ne yapılıyor? Köylü, topyekün birleşiyorlar, bir tane damızlık boğa alıyorlar. Buna bağlı olarak da o damızlık boğada hastalık varsa... O hayvandan o hayvana bütün ahırlardaki hayvanlara. Evet, bu şekilde de abort dediğimiz yani yavru atma problemi Sivas'ta çok fazla. Evet. Bunun önüne nasıl geçebilirdik? Biz damızlıklarımızı bölgeye adapte olmuş bir ırk belirleyeceğiz. Sonrasında da bu ırkı suni tohumlamayla saflaştıracağız. Evet. Suni tohumlama yapa yapa kendimiz nitelikli bir damızlık oluşturacağız. İşletmemize uygun bir damızlık oluşturacağız. Evet. Buradaki problemimiz aslında kendi damızlığımızı kendi işletmemizden yetiştirememek. Evet. Yani sürekli bir damızlığımızın muhafaza etmemiz gerekiyor. Kesinlikle kendi damızlığımızı kendi işletmemizden üretmemiz gerekiyor. Evet hocam. Hocam hayvancılıkta özellikle Tolga hocam burayı geçmeden size sormak istiyorum. Kaba yem açığı var bir taraftan. Evet. Bir taraftan evet. Şimdi ırk seçimiyle ilgili hocamızdan görüştük. Hemen bunun akabinde kaba yem özellikle bölgemizde. Bununla ilgili biraz değinebilir misiniz bu konuya? Şimdi tabii kaba yem açığı hayvancılık açısından çok son derece önemli bir konu. Kaba yem ihtiyacını karşılamadan bir işletmenin verimlilik noktasında verimli olmasını bekleyemeyiz. Evet. Kaba yem açığını gidermenin iki yolu var. Bir, tarla bitkileri içerisinde yem bitkilerine yer verilmesi. Bir de en önemli konu çayır meraların verimlilik düzeyini yükseltecek uygulamalar yapılması. Evet. Çünkü çayır meralar bugün baktığımız zaman... İşte özellikle bölgemizde hocam da mutlaka takip ediyor. Verim düzeyini çok çok düşürmüş durumda. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi çiftçi burada çok yoğun bir şekilde ağır otlatma baskısı altında evet. meralarımız. Evet. Yani baktığımız zaman çiftçimizin bizim genel durumu şu. Kesinlikle kar düşüp hayvan meraya giremeyene kadar meranın üzerinde hayvanı otlatmaya devam eder. Evet. Ama bilimsel noktada olay şudur. Bir defa kesinlikle tek yıllık yem bitkilerinin, mera üzerinde bulunan tek yıllık yem bitkilerinin verim düzeylerini veya popülasyon orada bulunduğumuz vejetasyon içerisindeki yoğunluklarını kaybetmemesi için bir defa kesinlikle mevsimsel anlamda baktığımızda otlatma mevsimine uygun şekilde otlatılması gerekir. Sivas'ta bu mevsim maalesef şudur. Tarih olarak. Pratik mevsim. Olarak şunu söyleyeyim. Pratik olarak otlatma mevsimimiz bizim ilkbahar son don tarihlerinin bittiği sonbaharda da ilk don tarihlerinin olduğu dönemdir. Bu bölgeye göre değişiklik gösterir. Sivas'ta yaklaşık 180 günlük bir otlatma mevsimi vardır. Evet. Olması gereken mevsim budur. Mevsim. Evet. Bu bölgeye göre dediğim gibi değişiklik gösterir. Akdeniz'e gittiğinizde bu mevsim uzar ama bizim bölgemizde böyledir. Bu mevsim şuna göre önemlidir. Demin de bahsettim. Tek yıllıklar bir defa her şeyden önce otlatıldıktan sonra kendi nesillerine devam edebilmesi için gerek yem bitkileri, baklagil yem bitkileri, gerekse buğdaygil yem bitkileri veya diğer familyalardan yem bitkileri tohumlarını olgunlaştırıp meraya dökebilmeliler evet. ki seneye tekrar devam etsin. Veya çok yıllık yem bitkileri içerisinde şunu söyleyebiliriz. Çok yıllık yem bitkileri de rezerv maddelerini kök bölgesinde depo etsinler, kıştan zarar görmeden evet. çıkabilsinler. Seneye tekrar hayvanların otlatılabileceği olgunluğa gelebilirler. Bilsinler. Şimdi siz çok yoğun bir şekilde meralar üzerinde hayvan baskısını bulundurursanız otlatma baskısı alan kalan bitkiler de evet, ki hocam. Hayvanların otlatma sistemlerde ağız yapılarına göre biliyorsunuz değişiklik gösteriyor. Evet. Bugün inek işte diline dolayarak çekip koparır ama koyunu siz çok yoğun bir şey diyelim. Koyun kök sistemine varana kadar otlar. Evet. Şimdi bu kadar yoğun bir otlatma baskısı altında hayvanları Kasım'a aralığa kadar mera üzerinde tutacak olursanız o meradan faydalanmanız veya kaba yem noktasında üretim potansiyeline ulaşmanız mümkün değil. Peki hocam mera ıslahı hep söylenir ama burada nasıl bir periyodik çalışma uygulanırsa bu merayı
tekrar yeniden hizmete getirebileceğini eski zamanına. Öncelikli olarak tabii bölgemizde yoğun olarak veya ülkemizde mera ıslah çalışmaları yapıldı. Evet. Ya yapılmaya çalışıldı. Bu noktada şu çok önemli bir konu, vejetasyon etüdünün yapılması lazım öncelikli olarak. Yani bir merada uygulanacak ıslah sisteminin ne olduğunu, ne olması gerektiğini önce ilgili uzman kişiler tarafından, bizim arkadaşlarımızın, çayır merada çalışanlar, bizler mutlaka mutlaka vejetasyon etüdü yapılmalı. O merada uygulanması gereken ıslah metodunun belirlenmesi gerekir. Evet. Bazı meralarda gübreleme yaparak belki vejetasyonu kurtarabilirsiniz ama bazı meralarda suni tohumlama yapmanız yani gerekir. Yeniden ekim yapmamız lazım. Tabii ki yeniden ekime varana kadar mutlaka ekim yapılması gerekebilir. Ama burada bu sistemin başarıya ulaşılması için bir defa her şeyden önce bölge çiftçisiyle ortak çalışmak gerekir. Evet. Bölge çiftçisi meranın sağlanacak bu faydanın bilincinde hocam, olmalı tarım, ki. Tarım il müdürlüklerine çok mutlaka, görev düşüyor. Mutlaka yani. Tarım il müdürlüğünün yayım hizmeti yapan gerek işte ilgili personel gerekse üniversitelerde veya farklı alanlarda bu sektörde çalışan insanların bir defa çiftçiye bunu anlatması gerekiyor. Çayır mera ıslah projeleri öyle çok ucuz projeler de değildir. Çok çünkü kapsamlı külfetli, projeler, külfetli maddi anlamda çok ciddi anlamda yatırım gerektiren projelerdir. Bu uygulandı, bizim il müdürlüğümüz veya farklı il müdürlükleri tarafından bunlar uygulandı. Hocalarımız, kıymetli arkadaşlarımız, araştırıcı arkadaşlarımız burada yer aldı. Çok da güzel örnekleri var mera noktasında ama bunun başarıya ulaşması dediğim gibi bir defa otlatma mevsiminde otlatılması, çiftçinin son derece bu anlamda bilinçli olması, bu çok önemli bir konu. Başarıya başka türlü ulaşmamız mümkün olamaz. Evet. Bir de tabii tarla bitkileri içerisinde yem bitkileri yetiştiriciliği önemli. Evet. Yem bitkileri yetiştirici noktasında bölgemizde bizim de yaptığımız çalışmalar var. Özellikle işte yonca deyince ilk akla gelen işte yem bitkisi deyince yonca gelir. Yoncanın yetiştiriciliği noktasında doğru çeşidin seçilmesi son derece önemli. Daha önce de vurguladığımız gibi yonca tohum olarak evet baktığınızda hepsi aynı ama çeşit düzeyinde bir defa bölgemize uygun olan çeşitler daha önce de söyledik dormansi grupları vardır. Bu dormansi gruplarından 1, 2, 3 ve 4 hadi 5 soğuğa dayanıklıdır. Evet. 6, 7, 8 kıyı şeridinde ekilmesi gerekir. Çeşit bazında bunların belirlenmesi, yani bölgemize seçilmesi, uygun türler seçilmesi. Aynı öyle. Bölgemize uygun çeşitlerin seçilmesi. Rakımımız yüksek. Tabii rakım yüksek. Evet. Dormansi grubu düşük olan yani 1, 2, 3, 4 hadi bilemediniz 5 yani dormansi olan hocam, çeşitler. İzleyicinin... Dormansi şu demektir, soğuğa dayanımla ilgilidir. Öyle çünkü vatandaşımız tabii, bilgilenmez bunu, aslında hocam. Çiftçimiz bunu bilmeyebilir. Dormansi evet. gruplarından kastımız birden başlayarak 8'e doğru gittikçe yoncanın soğuğa dayanıklılığı azalır. Evet, toleransı düşer. Tabii ki. Onun için çiftçilerimizin her şeyden önce çeşit ismini sorarken çeşit isminde şunu uzmanlara mutlaka danışması gerekir. Soğuğa dayanıklılık grubu nedir bunun? Evet. 1 ile 4 arasındaysa 5 ise bunu çok rahatlıkla alıp bizim bölgemizde deneyebilir. Bizim yaptığımız çalışmalarda çeşit isimleri var. Çünkü ticari firmalar getiriyor bunu ama ticari firmalar getirince çiftçinin de bilinçli olması önem taşıyor. Dormansi grubu düşük olan yonca tohumunu alıp ekecek olursanız seyrekleşme çok hızlı olacaktır. Soğuktan zarar görme çok iyi, çok hızlı olacaktır. Onun için 7-8 dormansi grubunda bir yonca ektiğinizde seyrekleşme hızlı olduğu için siz çok verim alamazsınız. Normalde ekonomik ömrü 8-10 yıl deriz biz bir yonca tesisinin, bahçesinin, evet. Şeyinin, tarlasının. Ama siz uygun çeşidi ekmediğiniz takdirde 3-5 yıl içerisinde seyrekleşme olacağından çok yüksek verim alamazsınız. Evet. Bölgemizde son yıllarda silajcık mısır da yaygın olarak yetiştirmeye başlanmış. Burada da olum grupları yine çok önemli. Evet. Verimli bir şekilde çok rahat yetiştirebiliyoruz. Onu söyleyelim. 7-8 tona kadar çıkmamız mümkün. Bölgemiz koşullarında. Dekara 7-8 tona kadar ürün alma şansımız var. Genellikle silajcık olarak kullanıldığını biliyoruz. Burada da FAO'nun yine olum grupları var. Erkenci dediğimiz çeşitleri seçmemiz gerekir. İşte 450-500 olum grubuna uygun çeşitlerin burada yetiştirilmesini tavsiye ediyoruz. Birçok firmanın özellikle hibrit çeşitleri bu konuda var ve çok verimli olduğunu bizim yaptığımız çalışmalarda gösteriyor. Önemli olan burada olum grubuna uygun bizim bölge ekolojik koşullarımıza evet. uygun çeşitlerin randıman alacağımız çeşitler yetiştirilmesi. Yani siz olum grubunda geççi bir çeşidi getirip Sivas'ta silajcık olarak yetiştirmeye kalkarsanız ürün alma şansınız yok. Eylül soğuklarından, Eylül'de başlangıç işte soğuklarına mutlaka zarar görür. Mutlaka, evet. Onun için erkenci çeşitlerin daha ziyade tercih edilmesine önem veriyoruz. Bu arada tek yıllık yem bitkilerimiz de var. Özellikle Macar fi, işte evet. efendim yaygın fi dediğimiz fi de bölgemizde yaygın olarak çok rahat yetiştirilebilecek ürünlerin başında geliyor.
kışlık aynı zamanda ara, hocam toprakta düzenleyici olarak tabii da. Tabii ki yani ekim nöbeti sisteminin uygulanması da son derece önemli. Baklagillerin evet. böyle bir özelliği var. Bu sistem, tarımsal sistem içerisinde baklagillere de yer verilmesi aynı zamanda hem organik tarımın hem de organik topraktaki organik madde miktarı ve organik azotun artmasına evet. neden olacak. Evet. Çünkü baklagiller gerçekten hem yem sağlama noktasında, kaliteli kaba yem sağlama noktasında hem de toprağa organik madde kazandırılması noktasında ve kendinden sonra gelecek bitkiye de organik azot toprağa bırakması konusunda çok iyi. Çünkü azotu siz inorganik olarak attığınız zaman biliyorsunuz mobil bir element. Tabii ki. Hızlı bir şekilde yıkanarak taban suyuna karışıyor. Ama baklagilleri de nodoziteler aracılığıyla bağladığı bu azot toprakta kendinden sonra gelen bitki de faydalanmasını sağlıyor. Depo görevi gibi aynen aslında bakın. Aynen öyle. Yani bu bakımdan tarla bitkileri içerisinde yetiştirecek de son derece önemli. Özetleyecek olursak evet, çayır meralara gereken önemi vermemiz gerekiyor. Evet, bu çok önemli bir konu. Otlatma baskısını azaltmamız ve özellikle amenajman dediğimiz yönetim noktasında da çok çiftçinin bilinçlendirilmesi gerekiyor. Baskıyı evet. azaltmamız ve yem üretim potansiyellerini artırmamız. Alternatif ürünlerle. Alternatif ürünlerle tabii ki. Ve tarla bitkileri içerisinde de yem bitkileri üretim miktarlarını bizim artırmamız son derece önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Teşekkür ederim hocam. Hocam özellikle Abdurrahman hocam, bölgemizde besicilik yapan insanlarımız var. Evet. Burada besicilerimiz tabii kendilerine göre babadan dededen kalma aynen. yöntemlerden besicilik yapıyorlar. Benim burada üzerine durmak istediğim şey şu. Besicilikte doğru bilinen yanlışlar nelerdir hocam? Şimdi bizim besicilik insanların süt üreticiliği yapmaktan bir kaçışıdır aslında. Süt hayvancılığı daha zor olduğu için ben besi hayvancılığı yapacağım diye besi hayvanına yönleniyorlar. Süt hayvanında işte buzağı ölümleri, işte sütte işte sütle alakalı olarak mastitis problemleri. Yetiştiricimizi korkutmakta. Ahırda geçiren zaman sayısı daha az. Şeye göre, evet, süt inekçiliğine göre. Daha kolay. Evet. İşçiliği de düşürmek mahiyetinde büyükbaş besiciliğe yönlenilir. Ancak şöyle bir handikapımız var şehrimizde. Tamamıyla bağlı sistem ve kapalı sistem besicilik yapılıyor. Buna bağlı olarak da maliyet artıyor hocam. Maliyet artıyor. Birincisi bir de damızlık temini için pazardan damızlık temini yapılıyor. Damızlık temini pazardan yapıldığı için salgın hastaların kol gezdiği bir ortamdan besicilik materyali alıyorlar. Buna bağlı olarak tekrardan transport var. Transporta bağlı stres. Bunlar üst üste geliyor. Tekrardan kapalı ortamda besicilik. Amonyak kokusunda hayvanları beslemeye çalışıyoruz. Normalde biz ahırlara girdiğimizde gözlerimiz yanıyor. O hayvanın orada kilo almasını bekliyoruz. Saatlerce o hayvan saatlerce orada kalıyor. Orada kilo almasını bekliyoruz. Yanlış bir uygulama bu bence. Buna bağlı olarak da işte verim düşüyor. Evet. Onun bir, yani hocam bir defa bu kapalı sistem. Kapalı sistem besi hayvanına tam anlamıyla uygun değil. Şehrimiz aslında soğuk olduğu için yetiştiricimiz kapalı sisteme yönleniyor. Ancak yarı açık veya tamamıyla açık besi işletmelerinde de tam performans hayvancılık yapılabilmekte. Hatta şöyle bir görmek değil. Yani işte bacanın birinden hava alıyorsa ya kışın geldiği zaman hemen orayı da kapatayım. Evet. Hayvan üşümesin gibi böyle kapılara bir kilim çekenler evet, de yani, var. Evet, yani bir şekilde orayı havasız bırakıyoruz yani. Evet. Bu bizim birinci yanlışımız yetiştiricilerimiz. Evet, yanlışlardan birincisi bu. Bu kesinlikle. İkinci yanlışımız yine söylüyorum damızlık materyalimizi temin edemediğimiz gibi besilik materyalimizi de biz temin edemiyoruz ve dışarıdan alıyoruz. Dışarıdan da aldığımız en kolay yol İtalya almazsak pazarlardan temin ediyoruz. Pazarlarda da ciddi manada akciğer problemli hayvanlar oluyor. Çünkü onu zaten muayene ederek almıyor vatandaş. Muayene ederek almıyor. Gelişi güzel alıyor. Evet. Geldikten sonra tekrardan yanlış antibiyotik uygulamaları, gelişi güzel antibiyotik uygulamaları var. Bizim işte Sivas'ta yetiştiricimiz antibiyotik olarak uygulayarak akciğer enfeksiyonlarında. En fazla hangi ilacı kullanır hocam? Mesela Sivas'ta böyle klasik hani baş ağrı, aspirin kullanır ya vatandaş yani geçmişte insanlar için. Evet. Mesela hayvanlarda en fazla ne kullanılır hocam? Bizim Sivas'ta da ne kullanılıyor? Marka adı vermeden uzun etkili antibiyotikler kullanılıyor evet. hemen. Geniş spektrumlu uzun hemen ciğer enfeksiyonları başlamadan antibiyotik kullanıyorlar. Halbuki antibiyotikler enfeksiyon olmaksızın kullanılmaması gerek. Çünkü antibiyotik direnç şekilleniyor. Antibiyotik direnç bir sonraki enfeksiyonda uygulayacağımız antibiyotiğin çalışmamasına yani faydalı olmamasına sebep olacak. Bununla birlikte maliyet de oluşturuyor. Çünkü antibiyotikler ilaç anlamında biz dışa bağımlı bir ülkeyiz. Evet. Bu hayvancılıkta da bu şekilde. Bu da diğer bir problemimiz. Üçüncü problemimiz de şu. Bizde yarış var. İşte hayvanım 500 kilo getireyim, 600 kilo getireyim diye bir yetiştiricimizde
yarış var. 600 kilo getirene kadar hayvan 2,5 yaşıyor. Veya 3 yaşına ulaşıyor. Bu yanlış bir uygulama. Çünkü gerçekten iyi bir et üretimi için, yani randımanlı bir besi için, randımanlı besi için 2 yaş öncesinde kesmemiz lazım. Biz hayvanımızı hiçbir şekilde enfeksiyonla karşılaştırmayıp 16 aylık, 17 aylıkken 350, 3, yani 350, bu 400 hocam, periyodunda... Bu erkek dişi fark ediyor mu hocam? Dişiyi zaten kesmek çok yanlış oluyor. Yani eğer kaliteli bir materyal ise, evet, mümkün olduğunca dişi kesimini biz tavsiye etmiyoruz. Evet. Zaten bakanlıkta bunu engellemek için önlemler almaya çalışıyor ama başarılı olamıyor. Çünkü kurbanda ciddi manada bir tam dişi hayvanda kesime gönderiliyor. Erkekte biz şunu hedeflemeliyiz. Günlük canlı ağırlık artışı işte 800 gramın altına düştüğü zaman o hayvanı artık biz kesmeliyiz. Ne oluyor hocam? O periyottan dolayı yani hayvan artık hayvan çok tüketiyor yemi. Ama ancak o kadar canlı ağırlık kazanımı yapmıyor. Kısacası, yani vatandaşın, evet, üzerine koyacağı eti, evet, beklediği eti olmuyor. Normalde 1.100, 1.200 gram bir canlı ağırlık artışı varken, evet, artık 800 gramlara düşüyor. Burada da artık hayvanın canlı ağırlığı arttığı için yem tüketimi fazla. Ondan aşağıya yapmış oluyoruz aslında. Evet. Biz ondan de ondan aşağıya düşüremiyoruz yem kapasitesini. Çünkü artık o hayvanı biz yem kapasitesini çok, kuru madde tüketimini yüksek bir seviyeye çıkardık. Ama ona paralel olarak yani yemlemek, beslemek, evet, rentable değil. Rentable değil. Çünkü canlı ağırlık artışı azalacak. Azalan bir ivme gösterecek. Evet. Buna bağlı olarak da bu dönemde kesmemiz lazım. Ama bizim yetiştiricimiz 500 kilo kesme iddiasıyla yola çıktığı için kestirmiyor. Bir de hocam orada mesela vatandaşlarımız takviye yem alıyor. Mesela ben de pancar üreticisiyim. Evet. Pancar melasından faydalanıyor. Mesela burada hocam kullanılacak rasyonda bu melasın özellikle yani pancar küspesini diyelim, evet, vatandaşımızın şey, posası. Posası diyelim. Bunun yetiştiricilikteki önemi nedir hocam? Yani faydalı, ne kadar faydalıdır ya da her yerde kullanılır mı? Hangi aşamada kullanılır? Çünkü vatandaşımız, ben bunu özellikle soruyorum, yoğun bir miktarda ucuz yem, evet, olduğu için bunu tercih ediyor hocam. Şimdi burada da, bu da diğer bir yanlıştı. Gelecektim zaten. Tolga hocamın da belirttiği gibi biz kaba yem dışa bağımlı bir iliz. Kaba yemimiz bizi kendimize yetmiyor. Buna bağlı olarak da kaba yemin pahalı olduğu yıllarda insanların ilk alternatifi pancar posası. Evet. Pancar posasının aslında niteliği çok anlamlı bir yem değil. Kaba yem aslında. Yani bir hayvanda kaba yem etkisi mekanik oluşturuyor. Mekanik dolu, dolgu meka, evet, meka, dolgu maddesi. Bunu aslında bir de yoğun bir şekilde veriyoruz. Bizim kaba yemimizde olmayınca yetiştiricimizin yaptığı yanlışlardan biri ne? Konsantre yemle saman, bir de melası birbirine katarak bir rasyon oluşturuyor kendince. Bununla da işte besiyi devam ettiriyor. Ancak bu aslında yeterli olmuyor hayvana. Çünkü o hayvan kaba yem, lifli bir yemle ihtiyacı var. Ama biz ona lifli bir yem tükettirmiyoruz. İşte bir yoncadır, fidir, yani bağırsakları çalıştıracak. Evet, evet. Hem o var, hem de bir kaba yemden alınacak protein kısmını sağlayamıyoruz biz ona. Biz bunları işte ucuz olsun diye farklı yönde, sizin de belirttiğiniz gibi, hemen ilk alternatifimiz pancar posası, hemen ona yönleniyoruz. Ancak rasyonda olabilir, ancak bizim yetiştiricimiz abartı miktarlarda ilave ediyor. Hocam tam bir noktada bir şey sormak istiyorum. Şimdi vatandaşımız erkek hayvan genelde besi alacak. Kaçıncı ayda alması lazım? Ve mesela bu yem rasyonunu mesela kabaca mesela neye göre ayarlaması lazım? Aylık dönemlere göre. Kısaca buraya da bir değinelim hocam. Hani şey için soruyorum. Hani yanlış bilinen, evet, noktalara biraz daha ince noktaya doğru gidelim diyorum hocam. Şöyle bir şey var. Uzun periyotlu besi yapılmakta Sivas'ta. Biz de buna yönelik bir tarif verelim. Yaklaşık olarak daha geçmişinde buzağılığında bir akciğer enfeksiyonu geçirmemiş 8 ila 9 aylık erkek materyal, yani temiz erkekten, bir hayvansa diyelim. Erkekten alalım, evet, yani sağlıklı. Geçmişinde bizim için enfeksiyon olmaması önemli. Çünkü enfeksiyon onu geri bırakıyor. Evet. Yaşlarına göre geri kalmış oluyor ve sonraki hayatında her şeyini tamamıyla sağlasak bile ne, bir daha eski performansına dönemiyor. Akciğer kapasitesi düştüğü için, evet, biz bu bağlamda geçmişinde erken dönemde ruminasyon dediğimiz hani sütten kaba yem ve konsantre yeme geçişi geçiş tam noktasında iyi sağlanmış bir hayvan ve enfeksiyon geçirmemiş bir hayvanı 8 ila 9 aylıkken işletmemize getirip yaklaşık olarak 15 aylık, 16 aylık periyoda kadar beslediğimiz zaman hem büyüme hata bizde olmuş oluyor. 6-7 aylık bir süre mi olmaz? 6-7 aylık süre. Kabaca hocam. Ya bu
rentable bir besi süresidir ve uygun olanı da budur hocam, aslında. 9. ayda ahırı aldık hayvanı. 9. ayda alıp. Orada mesela hangi yemden başlayacağız hocam? Bir de takviye yemler de söylerseniz. Biz orada proteini yüksek yemlerle devam edip de o hayvanı çünkü gelişme atağını devam ettirmemiz gerekiyor. Evet. Kaçıncı aya kadar hocam? Yaklaşık olarak besinin son 90 gününe, 100 gününe kadar. Yani diyelim 3 aylık periyotta protein değeri yüksek olan. Evet. O periyotta. Kabaca yani söylediniz. Evet, kabaca anlatalım. O dönemde hala buzallıktan yeni bir geçiş olduğu için o dönemde proteini yüksek yemlerle devam edip son 120 güne, 90 güne gelene kadar yoğun bir şekilde proteini yüksek. Sonrasında proteini biraz düşürüp kalori olarak yüksek yemle devam edip besiyi sonlandırmamız gerekiyor. Evet hocam, işte bu burada sürekli bir hani aynı monoton tarzda. Monoton bir rasyon hazırlığı öyle devam ediyor. Mesela başladığı gibi hocam, işte o küspe bitene kadar diyelim ki. Evet. Hani ben konuyu çok daha dağıtmak adına söyleyeyim. O küspe sürekli besinin eşit sonuna miktarda. Kadar o eşit miktarda mesela sabah kendine göre bir planlama yapmış. Evet. Böyle devam ediyor. Yani peki hocam, o son 3 ayda mesela bitki ismi olarak verebilir misiniz? Ne kullanması lazım kaba yemde? Kaba yemde bizim yetiştireceğimiz genel itibariyle zaten besi yemleri şeklinde hazır fabrika yemleri kullanıyor. Evet. Burada da dikkat edecekleri şey, yani protein aramayı bu noktada kalorisi yüksek yemler. Ama rasyonunu kendi oluşturuyorsa eğer artık biraz daha arpadır. Tane yemleri daha çok artırmak. Evet. Ama bunun da şöyle bir handikap var. Son dönemde artık hayvan da ağırlaştığı için orada rumen pH'sını ayarlayamazsak eğer, hayvanı çok yoğun bir arpaya, işte tane yeme maruz bırakırsak asidik ortama artıyor. Buna bağlı olarak da hayvanda laminit dediğimiz toparlıklar başlıyor. Toparlık başladığı zaman işte tırnak çürüyor. Hayvanın da kendi canlı ağırlığı da o dönemlerde artış gösterdiği için. Evet. Ayak problemi de eğer hemen nüfuz ederse o hayvanda, oluşursa eğer, evet, o hayvan besi performansı noktasında düşecektir. Hem de o eğer ayak problemi oluşursa kullandığımız antibiyotikler ette kalıntı süresi uzun olduğu için orada tane yeme geçişi de kademeli dediğimiz, yani böyle miktarını yavaş yavaş artırarak ilerletmemiz gerekiyor. Yani hocam kısacası bir teknik destek alınması lazım. Kesinlikle. Bir de hocam şeyi soracağım. Şimdi bölgemizde süt inekçiliği yapan insanlar da var. Evet. Şu anda bölgemizdeki bu süt inekçiliğini nasıl görüyorsunuz hocam? Süt inekçiliğinde şöyle bir sıkıntımız var. Sivas olarak gelişmiş bir süt toplama merkezlerimiz yok. Buna bağlı olarak da üretilen sütü yetiştiricimizin çoğu zaman elinde kalıyor. Evet. Bizim süt üretimimizde de bir dalgalanma olduğu için bizim suni tohumlama yapılmadığı için yılın her döneminde buzağımız doğmuyor. Evet. Biz bahar aylarında meraya bırakıyoruz hayvanlarımızı. Baharda meraya bıraktığımızda laktasyonumuz başlamış oluyor zaten. Evet. Laktasyonun pikinde yaklaşık olarak uzun bir buzağı emzirme süreci yaptırıyoruz. Genellikle 90 gün, 120 günlük aslında olmaması gereken kadar hayvanı. O da hocam yani en fazla 60 gün mü? 70 günlük bir ideal süre, ama bunu abartıyorlar. Yaklaşık 4 ay, 5 aylık bir buzağı emziriyorlar. Aslında buzağı burada ruminasyona geç kalıyor. Bu bir hatamız süt üreticiliğinde. Onu şöyle diyor hocam, yani sütü çok emerse çok daha büyür gibi böyle bir yanlış. Yanlış bir bilgi var burada. Halbuki şöyle bir handikapımız var. Rumen kapasitemiz sütten yeme geçişini hızlı ve düzgün bir şekilde yaparsak eğer. Şöyle diyorum hocam, biraz tabii işe espri katalım. Hani ilkokul 1'e başlayan çocuğun biberonla sınıfa girmesine benziyor. Aynısı öyle. Tam da yani öyle yani. Bizim orada hatamız bir bu. Bir de süt üretimimiz, işte Sivas'ta ne oluyor? Buzağımız bahar aylarında doğuyor ya. Bahar aylarında meraya çıkıyor. Daha demin de belirttiğim gibi ortak alınan buharıyla aşım yapılıyor. Gebe bırakılıyor. Gebe bırakıldıktan sonra erkenden de hemen kuruya çekiliyor hayvanımız. Evet. Kuruya çıkarmada şöyle, yani hayvan gebe kaldığında son 60 günlük sürede hayvan kuruya çıkarılması gerekiyor. Evet. Ancak bizim yetiştiricimiz 3,5 ay, 4 ay kala hayvanı kuruya çıkarıyor. Yaklaşık olarak 2 aylık bir süt alıyor. Evet. Bu yanlış uygulama. Yani biz, kuruya çıkarması demesi sağımı bitiriyor. Erken dönem bitiriyor. Erken yapıyor. Yani son 2 ay kalası. Yani gebelik en uygun kuruya alma nedir? Hayvanın karnındaki gebeliği 7 ay olunca kuruya alınması gerekiyor. Son 2 ay kalası sağlamalı. Memenin dinlenmesi, kendini metabolik olarak dinlenmesini hocam, sağlamamız lazım. Onda da mesela biz de mesela yapıyorduk. Eskiden hani
periyodik olarak mesela bir gün mesela öğün düşürülüyordu evet. mesela. Böyle yavaş yavaş. Sabah sağılır, akşam sağılmaz. Bu evet. bir yoldur. Evet. Bir de şöyle bir yöntem vardır. Süt üretimi yaklaşık olarak işte 8 kilo, 9 kilo gibi bir rakama indirilince aniden kesme vardır. Aniden kesilince memede sütün oluşturduğu bir fiziksel basınç oluşturuyor. Bu da süt üreten alveollere basınç yapıyor ve süt geriliyor. Evet. Aslında doğru olan yöntem bu. Ama bunu işte yetiştiricimiz tam layıkıyla yapamadığı için şey yapıyor hocam, mastitis yani, yapıyor. Memede süt kalıyor. Evet, evet. O patojenler yani mikroorganizmalar memede yürüyor ve memelerimiz yani körelme dediğimiz, evet, körelme dediğimiz kayıp oluyor. Meme aynen. kayıp oluyor. Hocam, Tolga hocam, buradan etap etap gidelim. Şimdi buradan çıkmayalım. Şimdi bir de burada tabii sonuç itibariyle bu kaba yemi elde edilirken sulama olayı. Evet. Hocam bu çok önemli. Mesela burada da mesela doğru bilinen yanlışlar var. Sulamadan evet. hocam bahseder misiniz? Özellikle kaba yem temin edilirken çiftçimiz neye dikkat etmeli sulamada? Şimdi toprak sınıflarının kullanılması noktasında, daha doğrusu toprakların verimli kullanılması noktasında toprak yapımıza uygun yem bitkinin yetiştirmesi lazım. Yani şunu hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz. Kıraç bir alana yonca ekin demiyoruz. Eğer sulama imkanınız yoksa yoncayı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Bunun yerine korunga yetiştirilebilir. Örnek veriyorum. Eğer sulama imkanımız varsa bugün silajcık mısır veya yonca yetiştiriciliğini tavsiye ediyoruz. Evet. Çünkü sulamaya karşı tepkiyi daha fazla verebilen, daha sulandıkça veya bakım şartları oldukça yonca verimi artan mısır verimi artacaktır. Bu çok önemli. Çünkü mısıra baktığınız zaman mısır C4 bitkisi dediğimiz sıcaklık isteklerinin çok daha fazla olduğu, toplam evet. sıcaklık ihtiyacının çok yüksek olduğu bir bitkidir. Siz mısırda eğer sulama yapamazsanız gerektiği zaman, gerektiğinde sulama yapamazsanız yüksek verimden bahsetmemiz mümkün olamaz. Evet. Şimdi sulamada da şöyle bir hatamız var. Kişiler, çiftçilerimiz gelir sulamayı ne kadar da bir yapayım, ne kadar da bir zamanda sulama yapmalıyım mantığı var. Şimdi biz hep şunu söylüyoruz, sulama bir defa bir iklim koşullarınıza göre değişiklik gösterir. İkincisi sizin bitkinizin su ihtiyaçları her bitkinin farklılık gösterir. Bugün mısırın istediği su miktarıyla yoncanın istediği su miktarı farklıdır. Pancarınki mutlaka farklıdır, hepsi farklıdır her bitkiye göre. O zaman bizim pratik olarak şunu yapmamız gerekiyor. Bir defa toprağı kazık elimizde pratik olarak, tabii bunun tansiyometre ve benzeri birçok alet var ama biz çiftçilerimizin kabaca her yani. Bunları söyleyemiyoruz. Evet, pratik tabii. olarak pratik şunu yapmamız gerekir. Tarla bitkilerinde de öyle toprağı şöyle kazdığınızda 10 santim aşağıda 15 santim aşağıda eğer nem kalmadıysa mutlaka sulama yapmamız gerekir. Evet. Kirli topraklarda sulama aralığı daha uzundur ama kumsal yapılı topraklarda sulama aralığı daha evet. haliyle dardır, daha kısadır. Ya bizim şöyle diyor vatandaş anlamda hocam, hani çorak topraklar deniyor ya. Mesela evet. buradaki periyodu kısa tutup. Tabii ki. Ama kontrol. Çok aşırı sulama kaydıyla. Tabii ki. Şimdi şöyle yani nemliliğini öldürmememiz gerekiyor. Şimdi şöyle bir ilimizde şöyle bir durum var. Gerek yan bitkileri yetiştiriciliğinde, gerekse şeker, pancarı, patates fark etmez. Sulu tarımın yapıldığı her alanda bir defa yeni alanlarımız suya açılıyor. Sulamaya evet, açılıyor. Evet. Sulamaya açıldığı için biz toprak verimliliğini yüksek tutabilmek için veya sürdürülebilirliğini sağlamak için mutlaka çiftçilerimizin sulama konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda gerek il müdürlükleri gerekse fark etmez üzerine ne düşüyorsa herkesin bütün kamu kurumları, STK'lar, sulama ile alakalı çok ciddi eğitim noktasında seminerler vermeleri gerekiyor çiftçiye. Ne kadar fazla su verirsek o kadar iyi olmalı. İşte, doğru bilinen yanlış. Yanlış. Zamanında bunu GAP'ta sulamaya açılırken Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşandı. Ben de o yıllarda Çukurova Üniversitesi'nde çalışıyordum, biliyorum. O bölgeler çok hızlı bir şekilde tuzluluk oranını artırdılar. Çünkü siz ne kadar fazla su verecek olursanız toprağın derinliklerindeki o doyurduğunuz zaman toprağa tuzluluk miktarı artacaktır. Gerektiği kadar su vermeniz ve ona uygun toprak işlemesi yapmanız gerekir. Bazen nemetotlar falan gelişiyor. Tabii ki. Bu ve buna benzer birçok neden var. Siz 3-5 yıl içerisinde çok kısa sürede toprağın verimliliğini veya çoraklığın tuzluluğunu artırabilirsiniz ama geriye dönüşünüz o kadar kolay değil. Çok hocam, masraflı ve hocam, zor olur. Yeri gelmişken bir şey sormak istiyorum. Şimdi bizim ilimizde gerçekten baraj sayısı arttı. Şimdi burada hocam bir ekonomik açıdan baktığımız zaman yani barajların bir ömrü var. Her şeyin ömrü olduğu gibi. Bir de hocam münavebede özellikle sulama konusuna getireceğim bunu. Münavebede şimdi bu barajlardan yeteri randıman alabilmek için bitki örtümüzü de göz önüne alarak, iklimimizi de göz önüne alarak
nasıl bir münasebe uygulamamız lazım? Özellikle çünkü barajların kattığı artı bir değer var. Tabii ki. Şimdi ekim nöbeti sistemi dediğimiz zaman bir defa ekim nöbetini bilmemiz gerekiyor. Ekim nöbeti dediğimiz olay veya münasebe dediğimiz olay farklı familyalardan bitkilerin aynı arazi üzerinde belirli bir prensip dahilinde, ard arda yetiştirilmesine olasılığına biz ekim nöbeti diyoruz. Evet. Ekim nöbetin faydalarının en önemli faydası nedir? Toprak verimliliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması. Evet. Örnek veriyoruz. Bu yıl sulanabilir arazimiz var. Bu arazide pancar yetiştirdik. Evet. Birincil pancar yetiştirdik. Örnek hocam. Veriyorum. Pancar yetiştirdik. Pancardan sonra burada hocam. Burada bir baklagil bitkisini tavsiye ediyoruz. Nedir hocam? Bölgemizde örnek veriyorum. Kuru fasulye sulu arazilerde çok rahat yetiştirilebilecek arazilerde bitkilerden bir tanesi. Ki hocam kuru fasulye. Tabii. Diyoruz. Veya sebze noktasına gelebiliriz. Yeşil fasulye de olabilir. Bu çok normal. Sulanabilir arazide bunlar çok rahat yetiştirilebilir. Hocam üçüncü olarak sebzeyi kaldırdık hocam. Tabii sebzeyi kaldırdık. Ya da işte baklagil. Tabii baklagilden aldığımız fayda neticesinde üçüncü yıl çok rahat patates yetiştiriciliği yapabilirsiniz. Evet. Patatese yer verebilirsiniz ekim nöbeti sistemi içerisinde. Dördüncü yıl işte eğer bitki yapıyorsanız, hayvancılık yapıyorsunuz destek olması bakımından silajcık mısır yetiştirme şansınız var. Sulu arazi için konuşuyorum. Evet, zaten barajlarla ilgili. Evet, barajlarla ilgili konuşuyoruz. Mısır yetiştirirsiniz. Ama hocam, mutlaka ekim nöbeti sistemi içerisine baklagil bitkilerinin yer alması gerekir. Evet. Şimdi hocam burada kritik soru şu. Şimdi ben hep üzerinde hassasiyetle durduğum nokta şu an demin dedik ya adam aşırı suluyor. İşte 24 saat mesela pancarı suluyor. Evet. 24 saat. Yanlış. Şimdi burada hocam buradaki sonuçta hepsi sulanabilir ürünler baktığımız zaman. Ama bir taraftan da tuzlulukla ilgili bir problemimiz. Buradaki dip suyunun yükselmemesi için ama 4 Ekim nöbetinde de suya ihtiyaç var. Bunu nasıl dengeleyeceğiz hocam? Bir defa tabii ki pancarın, patatesin, işte demin bahsettik ekim nöbeti sistemi içerisinde yer alacaksa fasulye ve benzeri bitkilerin bir defa su istekleri birbirinden farklılık gösteriyor. Evet. Şimdi su isteği derken demin bahsettim toprak yapısı önemli. Toprak biraz ağır, kirli bir topraksa su isteği biraz daha az olacaktır. Evet. Çünkü bu topraklar suyu kaybetme tutma noktasında daha fazla suyu tutarlar. Evet. Kumsal topraklarda bu su kaybı biraz daha fazla olacaktır. Evet. Bir de sıcaklık eklenince evapotranspirasyon dediğimiz yani yüzeyden su kaybı, buharlaşmayla su kaybı fazla olacağı için daha erken bitkilerin su isteği oluşabilir. Zaten bitkilerde su isteği öncelikli olarak yaprakların solgunlaşması ve kıvrılmasıyla kendisini gösterir. Evet. Bu noktaya, bunun ötesine çok fazla çıkarmamamız, bitkiyi strese sokmamamız gerekiyor. Ama bunun yanında toprağa bakarak, sürekli kontrol ederek bitkinin kök bölgesini, özellikle toprağın, demin de bahsettim 15 santimetre civarında sürekli kontrol ederek, nemlilik düzeyine bakarak pratik olarak suya ihtiyaç var mı yok mu bakabiliriz. Yani suyu fazla kullanmak demek daha fazla verim anlamına gelmiyor. Tıpkı bu buğdayda büyük, olduğu gibi. Çok büyük bir yani gübrelemede mesela. Tıpkı buğday şeyde olduğu gibi, gübrelemede hocam. Olduğu gibi. Yani biz ne kadar fazla gübre verirsek o kadar fazla verim alırız mantığı kesinlikle yanlış bir mantık. Böyle bir şey söz konusu değil. Gerektiği kadar özellikle bitkinin hassas olduğu dönemler vardır ki çiçeklenme dönemi bitkinin en hassas olduğu dönemdir. Bu çiçeklenme dönemini bitkiyi strese sokmadan az ama mümkün olduğunca sık sulama yapılması gerekiyor. İşin özü bu. Az miktar ama gerektiği kadar sulama yapılması gerekiyor. Bu da bitkilerin dediğim gibi toprak yapısı, bitkilerin durumu, toprağa sürekli kontroller yapılarak çok rahat tespit edilebilecek bir durum. Bunu uzmanlar çok rahat çiftçilerimize anlatabiliriz. Yani pratik olarak da demin söyledim. Kontroller yapılarak bunu çözebiliriz. Yani suyu bol vermek hem bitki açısından bitkinin çiftçi tabiriyle konuşacak olursak çalışması açısından yani fotosentez üretip bitki besin elementlerini taşıması ve yumruysa yumruğu, meyveyse meyveye taşıması noktasında çok su vermek çok iyi anlamına gelmez. Aslında zarar da verir. Zarar verir. Hastalık ve zararların özellikle hastalıkların yaygınlaşmasını da sağlar. Durgun sularda hocam özellikle durgun sularda oluşan olaylar sıcaklıktan kaynaklı mantarlar vesaire birçok. Özellikle fungal hastalıkların, evet, mantar hastalıkların çok yaygın bir şekilde oluşmasını sağlar. Epidemi yapmasına da neden olabilir. Bu nedenle mümkün olduğunca sulama aralığını toprak ve bitki isteklerine göre yönlendirmek, şekil vermek gerekiyor. Ki
Zaten günümüzde artık su kaynakları çok ciddi anlamda tehdit altında, evet, biliyorsunuz. Kulaklık, suyu da çok yerli derece suyu da tabii geçiyor. Suyu da mümkün olduğunca ekonomik kullanmak durumundayız. Bunun için biz çiftçilerimize genellikle tabii ürün grubuna göre değişmekle beraber damla sulama sistemini tavsiye ediyoruz. Elbette kurulum maliyetleri yüksek çünkü çok ayrı bir konu. Ekonomik tabii, anlamda her, değerlendirmek tabii, gerekir. Tabii, her tabii, çiftçi tabii, bunu kullanmayabilir. O da çok farklı. Ekonomik boyutu giriyor işin içerisine ama suyu ekonomik kullanmamız çok önemli. İşte Karacalar Barajı'nı biliyoruz. Geçen yıllarda su kurdu, verememe evet, tehlikesi. 2017'de yani, çok ciddi sıkıntı, olmuştu, zarar oldu. Yani evet, onun için ekonomik kullanmamız çok önemli. Bakın Aralık ayına geldik, hala kar yok. Evet. Bakın yani şöyle bir bakın. Demek ki su kaynakları çok ciddi tehdit altında. Kar yağmadığı zaman da barajların... Bölgemizde hocam birçok göl kurudu. Bizim Ulaş'ın Tecer Gölü var. Meşhur bir vatandaş bilir. Meşhur. Maalesef kuru. Kuru. Sadece mevsimsel olarak artık. İklim değişikliği maalesef bu anlamda çok ciddi sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Özellikle belki daha sonraki hocam, onu da şöyle yapalım. Konuşuruz. Onu da bir gün inşallah Sivas'taki iklim değişikliği ile ilgili şey yapalım hocam. Sohbetimiz keyifli. Vallahi nasıl geçtiğini anlayamadık. Değerli Vizyon 58 izleyiciler, şu anda kısa bir ara vereceğiz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Vizyon 58 Tarım Saati programı ikinci bölümünden tekrar merhaba. Değerli hocamla sohbetlere devam edeceğiz. Hocam, gen kaynakları Sivas'ta ne aşamada, nasıl bir durumda? Gen kaynakları olarak bölgesel kangal köpeğimiz yanında aynı adı taşıyan kangal ırkı akramanın bir varyetesi olan bir koyuna sahibiz. Bölge adaptasyonu ve ülkemize adaptasyonu çok güzel. Dünyanın Ben şöyle bir iddiam var. Dünya, Akraman kangal ırkı dünyanın her bölgesinde yetiştiriciliği çok rahat bir şekilde yapılabilmekte. Yapılabilir. Ancak bu ırkımızın işte bir seleksiyona, ıslaha tabi tutulmamış. 2000'li yıllarda Selçuk Üniversitesi ile birlikte başlamış olan bir ıslah çalışmalarıyla birlikte ırkımızın hak ettiği değeri buldu ve şu an yetiştiricilerimiz ne beslediğini, nasıl bir değere sahip olduklarının farkında. Akraman kangal ırkı döl verimi anlamında düşük bir ırk olarak bilinmekteydi. 1.2 ikizlik oranına sahip olduğu bilinmekteydi. Ancak bizim Yıldızeli'nde, Ulaş'ta, gününde yaptığımız anüstrus'ta yani üreme mevsiminin dışında yaptığımız koç katımlarında gebelikler elde ettik. Buna bağlı olarak da herkesin büyük umutlarla getirdiği İtalyerler gibi yavrular elde ettik. Biz Akraman kangal ırkından Yıldızeli'nde 500 yavru elde ettik ve 500 yavru yaşadı. Bunun için bu ırka sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bölgesel olarak kangal ırkını kangal köpeği gibi sonradan değeri anlaşılacak. Biz ama Cumhuriyet Üniversitesi olarak çalışmalarımızı, yayınlarımızı Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi bağlamında hep koyunculuk üzerine yönlendirdik. Kangal ırkının üzerine Akraman kangalın üzerine çalışmalarımız var. Anüstrus'ta da yani tekrardan hani bu işte Romanov koyunudur, Dorper koyunudur, yılın her döneminde doğum yapabiliyor diye reklamlarda falan çok yoğun bir şekilde görüyoruz hepimiz. Biz bu özelliği kendi ırkımıza yani gen kaynağımıza adapte etmeye çalışıyoruz. 3 yıllık bir süreçte sürekli bu konu hakkında çalıştık ve bugün meyvelerini alıyoruz. Ve yılın her döneminde Akraman kangal ırkından yavru alıyoruz. Bu da gösteriyor ki aslında bizim damızlık olarak bir gen kaynağımız iyi bir gen kaynağımız var ve bu gen kaynağına sahip çıktığımızda İtalya bağımlılığımızın olmayacağını gösteriyor. Akraman kangal ırkı bugün
Gürün'den Divriğe kadar bütün olumsuz coğrafyalarda, zorlu doğa şartlarında dahi gebeliğini devam ettirebilmekte ve yavrusunu güzel bir şekilde doğurmakta, büyütüyor, besliyor. Bu bağlamda biz bu ırka tam anlamıyla, yani artık bakanlık aracılığıyla bu ırkın ıslahı bir tık daha ileriye taşınabilirse... Ne yapılmalı hocam mesela ileridirken, mesela eksik olan ne, dezavantajlı kısım? Eksik olarak şu, şöyle bir sıkıntımız var. Bu ırkı, yani bu ırkı yetiştirene destek veriliyor ama yani desteklerin bence bir tık daha artırılabilir. Hatta üreme endeksli verilebilir. Yani Akraman Kangal ırkında ikinci yavruyu alanlara bir destek sağlayabilir bakanlık. Evet. Bu bağlamda da hem ırkın yerel bazda kendi Akraman Kangal ırkı artış gösterecek, ulusal bazda ise koyunculuk artış gösterecek. Her bölgenin kendine has koyunlukları var. Bizim de İç Anadolu'da en iyi adapte olan koyunumuz bu. Eğer bakanlığımız işte mevsim dışı yavru alanlara bir destek verse, evet, oradaki uygulanan işte... Sivas'ta bu ne aşamada hocam şu andaki yani çalışmalarımız neticesinde? Çalışmalarımız neticesinde şöyle, biz mevsim dışı yavruyu yaklaşık olarak 6 işletmede 3 yıldır alıyoruz. Evet. 3 yıldır, yani yılda ikinci yavrulamaya yakın bir şekilde, yani 2 yılda 3 yavru, yani 8 aylık periyotlarda yavru alıyoruz. 24 ayda 3 yavru. 24 ayda 3 yavru elde ediyoruz. Ve ikizliği de artırdık. Yaptığımız manipülasyonlarla farklı hormon uygulamaları yapıyoruz, ilaç uygulamaları yapıyoruz. Buna bağlı olarak ikizlik de arttı. İkizliği nokta, normalde işte kitabi bilgilere göre Kangal ırkının 1.2 iken biz 2'nin üstüne çıkardık. Evet. Bu da üretici anlamında çok rahatlattı üreticimizi. Peki hocam, hayvanın bu yavruyu beslemesi noktasında, gelişimi noktasında bu ikiz olmasında, evet, avantajları, dezavantajları, sağlık problemi oluştu mu acaba? Akraman Kangal ırkı işte yavrusu ikiz olsa, üçüz olsa dahi, işte Sivas'ta bilinen bir yanlış vardı. Neydi? İşte Akraman Kangal ırkı üçüz doğursa da onları besleyemez. Ancak şöyle bir şey var. Gebelik uzun bir soluklu bir periyot. 150 günlük gebelikte eğer hayvan üçüze gebe ise eğer, plazantasyonu ona göre şekilleniyor. Doğum sonrasında da hormonal olarak yani, süt üretimi... Anne kendini ona göre adapte ediyor yani. Aynen. Süt üretimini de ona göre ayarlıyor hayvan. Evet. Biz bunu gördük. Üçüzlerini çok rahat yaşatabiliyor koyunlarımız. Bunun tek dezavantajı var. Dam hızlığı, işte işletmede bulundurma süresi birazcık kısalıyor. Evet. Ancak elde ettiğimiz yavru sayısıyla bunu düşündüğümüz zaman tabii ki de bu daha avantajlı olduğu için yetiştiricimiz bunu istiyor. Şu an yetiştiricilerimiz bizden bunu talep ediyor. Biz Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi olarak böyle bir onlara katkı sağlamış oluyoruz. Bölgeye de katkı sağlamış oluyoruz. Artı bir değer, evet, yaratmış, evet, oluyor. Kendi ırkımızı, yetiştiricimizi kendi ırkıyla para kazandırabilir bir işletme konumuna getirdik. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Hocam buradan devam edelim. Kendi ırkımız derken, şimdi milli çeşitlerin üretilmesinde, üretimdeki yeri, yani bu da Sivas'a da biraz endeksleyelim. Hem ülkesel bazda hem de ilimiz bazında bu noktadaki durumumuz nedir? Nasıl bir çalışmalar yapıyoruz hocam? Evet. Şimdi tabii milli çeşitlerimiz bizim için önemlidir. Gen kaynaklarından bahsettik. Önemli bir gen kaynağıdır. Evet. Milli çeşitlerin muhafazası, korunması ve ıslahta kullanılması çok çok önemli. Ancak şu yanlış bilinen bir gerçek, onu söyleyeyim. Hiçbir zaman milli çeşitlerimiz bugün geliştirilen, ıslah edilen daha yüksek verimli ve kaliteli çeşitlerle yarışması mümkün olamaz. Evet. Onun altını çizelim. Siz 80 milyon bir nüfusu sadece milli çeşit üretin diyerek çiftçiye verecek olursanız bu 80 milyonu beslemeniz mümkün değil. Evet. Ha şu, evet, bu çok büyük bir zenginlik. Hocam verimlilik, çok önemli. Nasıl arttırabiliriz? Ha, verimlilik noktasına da gelin. Bizim milli çeşitlerde olay şu. İşte örneğin çok bilindiği için yaygın olarak kullanılır. Buğdaydan örnek verelim. Habeş buğdayı, işte Siyez buğdayı veya Zeron dediğimiz bir zenginliğimiz buğday var. Biz de yaptığımız ıslah çalışmalarında bunları bir gen kaynağı olarak kullanıyoruz. Yani kalitenin yükseltilmesinde gen kaynağı olarak bu çeşitleri kullanıyoruz. Bunlar var. Ama şu algının yanlış olduğunu herkesin de bilmesi gerekir. Biz, evet, bu çeşitleri üretime direkt olarak aktarmalıyız. Var olan çeşitler yerine, örneğin bir Bezestoya, Bayraktar, farklı farklı çeşitlerimiz var. Bunların yerine bunların gelmesi gibi bir durum
söz konusu değil. Bu son derece yanlış bir algı. Onun altını çizelim. Bunlar bizim evet korunmalı, yapılmalı, ıslahta her türlü gen kaynağı elimizin altında bulunmalı. Kullanmalıyız. Ama üretim noktasında evet bölgesel üretebilirsiniz. Belli yörede belli pazar bularak onlara yönelik olarak belli üretim noktalarını yapabilirsiniz ama tüm ülkede bunların kullanılması diye bir şey söz konusu olamaz. Ben size şöyle söyleyeyim. Şimdi siz bugün son derece maddi bakımdan rahatsınız, sıkıntınız yok. Şimdi Doğan'a mı binersiniz, Mercedes'e mi binersiniz? Tabii ki Mercedes'e tercih ediyor vatandaş. Şimdi çiftçiye siz alternatif sunabilmeniz için bu gen kaynaklarını ıslahta çok düzgün kullanmanız ve çiftçiye evet kardeşim sen şu çeşidi kullanıyorsun ama bak bizim milli olarak üretmiş olduğumuz bir çeşidimiz var. Bu çeşidimizde bundan geri kalmıyor diyebilmeniz lazım. Bir denklik varsa. Tabii ki. Şimdi çiftçi 600 kilo 700 kilo alırken 150-200 kilo alabileceği bir şeye eker mi? Mümkün değil ekmez. Evet. Ektiremezsiniz çiftçiye. Yani çiftçi cebine gidecek parayı hocam, düşünmek şöyle, zorunda. Şöyle bir hata yapılıyor genelde. Şimdi mesela tabii burada bir koordinasyon eksikliği var. Şimdi bölgemizin durumu belli. Şimdi erkenci çeşitler var. Biraz daha geç olan çeşitler var. Bizim artık yağış ritmimizi de göz önüne almamız gerekiyor hocam. Tabii ki kesinlikle. Çünkü mevsimimiz kaydı. Mesela bir 15 gün benim görebildiğim kadar. Eskiden bizim burada 42. yağmurları. 23 Nisan günü bayram yapamıyorduk hocam. Doğru. Ama şimdi ne oldu? Mayıs 1'e, Mayıs 3'e, sarktı. Mayıs 5'e sarktı. Artık kendimizi buna göre ayarlayacağımız, ekeceğimiz ürünü de buna göre bence değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum hocam. Bölgemizde biz özellikle ıslah çalışmalarına çok önem veriyoruz. Islah çalışmalarında bizim bölgemize uygun olan gerek buğday gerekse diğer ürünlerde, sebze ve benzeri birçok üründe ilerleyen dönemlerde bir ıslah çalışmasına başlayarak çok hızlı sonuçlar alacağımızı tahmin ediyorum. Bu anlamda yeni teknolojinin kullanılması da son derece önem taşıyor. Evet. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bu çeşitlerin geliştirilmesi ve bunların ekim zamanlarının tekrar planlanması gerekiyor. Çok doğru. Geçen yıl örneğin Mayıs ayında sıfır yağış. Geçen yıl Mayıs ayı sıfır yağış. Evet, 25 gün yağmur yağmadı. Yağmur düşmedi. Evet. Şimdi yağmurun düşmemesi demek ister istemez bitkinin vejetatif olarak yani yeşil aksamını geliştirdiği bu dönemde çiçeklenme öncesi dönemde bitkinin yağmur olmaması, bitkinin kısa kalması, kısa boylu bitki olması, buğday için konuşacak olursak başa erken çıkarması evet. ve kısa kalması verimin düşmesine neden olacaktır. Bu kaçınılmaz bir olay. Evet. Bu nedenle bizim her şeyden önce bölgemizde mutlaka ıslah çalışmalarına ağırlık vermemiz ve kuraklığa özellikle soğuğa ve kuraklığa ve kış kuraklığına dayanıklı yeni çeşitlerin geliştirilmesi noktasında çok büyük çaba sarf etmemiz evet. gerekiyor. Yani siz elinizde yeterli miktarda bir gen kaynağı yoksa tabii ki yapamazsınız ama bu gen kaynaklarının da ıslah aracılığıyla üretime aktarılması son derece önemli, son derece büyük önem taşıyor. Onun iyi taraflarını almak. Kesinlikle, çok önemli. İşte hocam, yani onun için şimdi, yerel çeşitlerimiz bizim açımızdan olmazsa olmaz. Hocam onunla birlikte şunu da bağlayalım diyorum. Hocam işte burada verimlilik noktası. Bunu şimdi, da hocam biraz açarsan şimdi şunun için de soruyorum. Şimdi bir taraftan hani verimlilik var, bir taraftan da attığımız gübrenin karşılığı da olmalı. Yani bir de tabii, gübre atıyoruz. Şimdi sonuçta tamam belki tohum seçimi yaptık ama tohum seçimi biz attığımız bu bir kilo gübreyle suladığımız o bir litre suyla diyelim ya da attığımız izelemente biraz her şeyi yani emeğimizde katalım. Bir taraftan da bunun da göz önüne alması gerekiyor hocam. Yani kullandığımız gübre miktarı çünkü biz gübrede de dışa bağımlı bir ülkeyiz. Evet doğru. Şimdi her şeyden önce verimliliği ve kaliteyi artırmamızın en önemli unsurlarından bir tanesi şudur. Bir, kesinlikle ve kesinlikle ıslah ettiğiniz çeşitlerin verim potansiyellerinin yüksek olması gerekiyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Elinizde bir çeşit var. Bu çeşidin genotipik olarak verim potansiyeli bellidir. Atıyorum en iyi şartlarda bir buğday 700 kilo verebilir. Bu 700 kilonun üstüne çıkmanız çok çok zor iklim koşullarına göre. Çünkü genotipik olarak bu belirlenmiştir yani evet. ıslah çalışmalarında. Evet. Bir defa verim potansiyeli yüksek olan çeşitlerin geliştirilmesi çok önemli. Kalite bakımından da aynı şekilde. Siz ne yaparsanız yapın kalitesi düşük olan bir buğday çeşidini örneğin 12-13'ün üstüne protein olarak veya 11'in üstüne yani çeşide göre çıkarmanız mümkün değildir. Genotipik olarak kaliteli ve yüksek verimli çeşitlerin bölgemizde geliştirilmesi çok önem taşıyor. Evet. Ve
tabii ki şu anda tohumluk teşhisi ve sertifikasyon merkezine gittiğinizde milli çeşit listemizde 300 taneye yakın, yaklaşık konuşuyorum ben, buğday çeşidi var. Evet. Bu 300 taneye yaklaşık buğday çeşidinin genel anlamda bakacak olursak fizyolojik kışlıklar bizim bölgemizde yetiştiriliyor. Fizyolojik kışlık olarak çiftçimiz daha birçok çeşidin ismini bile bilmiyor. Evet. O nedenle mutlaka bölgemizde adaptasyon çalışmalarının yapılması, bu da bir ıslah çalışmasıdır. Bu TİGEM'lere çok büyük görev düşüyor hocam. TİGEM elbette yapmalı ama bunun yanında bizler gibi ARGE çalışması yapan, araştırma geliştirme yapan kişilerin de bu anlamda lokal ve bölgesel olarak ıslah çalışması, adaptasyon çalışması yapması önem taşıyor. Yani siz merkezde 1280 rakımda geliştirdiğiniz veya uygun gördüğünüz bir çeşide 1600-1700 rakıma tavsiye edemezsiniz. Mümkün değil. Mümkün değil. Onun için lokal ya da 800 rakamlı, 700 rakamlı. Mümkün değil. Mümkün değil. Bunun için lokal çalışarak mutlaka bizim çiftçimize hazır bilgileri sunabilmemiz gerekiyor. O nedenle bir yerde yaptığınız çalışmayı genele yaymak, hele Sivas gibi yüz ölçümü büyük olan, fazla olan, geniş olan alanlarda ve rakım anlamında çok büyük farklar olan yerlerde bunun önüne geçemezsiniz. Yani hocam ben şöyle diyorum, hep iddiam şu. Yani bu kırtasiye çiftçiliğinden kurtulmamız lazım. Sahaya inmemiz lazım. Sahaya inmeden hiçbir şey yapamayız. Yani sahaya inmemiz gerekiyor. İş belli. Bir, verim potansiyeli yüksek çeşitleri tanımamız, bilmemiz, bölgesel olarak nerede, hangi çeşit yetişecek, lokal olarak bunu belirlememiz gerekiyor. Bu çok önemli. İkincisi, bitki besleme, bakım dediğimiz. Evet. Tüm bakım faaliyetlerinin çok iyi yapılması lazım. Evet. Siz buğdayı ektiniz, tarladan çıktınız, baharda geldiniz, üst gübreye attınız, bir de ilaç bitti. Böyle bir üretim şekli dünyada yok. Mantar yok mu hocam? Yok böyle bir şey dünyada. Ya da bunun yabancı otla mücadelesi yok. Canlı, hocam da görüyor, canlı materyalle uğraşıyorsanız 24 saat içerisinde olmak zorundasınız. Tarlanızı kontrol etmeniz gerekir. Toprak analizi. Tabii ki toprak analizleri çok büyük önem taşıyor. Toprak analize göre bir bitki besleme programını oluşturmanız gerekiyor. Bunları oluşturmadan yüksek verim beklemek mümkün değil. Hayal olur. Hala çiftçimizin uyguladığı tabana DAP atayım 25 kilo 30 kilo cebimde ne kadar para varsa ne yeterse ne deyip bakar. De. Ne ucuzsa bir de üstte de bir işte efendim üre atarız kurtarırız. Böyle bir şey yok. Böyle bir üretim şekli yok. Mutlaka bilinçli bir şekilde gübreleme ve toprak analizlerinin yapılması ve bitki bazında gübreleme programlarının, bitki besleme evet. programlarının oluşturularak hazır sunulması gerekiyor. Bunlar olmadığı takdirde bölgemizde verim ve kaliteyi yükseltmek mümkün değil. İşte yaklaşık olarak konuşuyorum, buğdayda ülke ortalamamız 250. Çok düşük. Çok düşük bir rakam. Tamam, kıyı şeridinde 600-700 kilo kadar alanlar. O iklimsel kaynak. O iklimsel kaynak. Ama Orta Anadolu'ya geldiğinizde, işte buğday ambarı dediğiniz bölgelere geldiğinizde bu verimin çok düşük olduğunu hocam, görüyorsunuz. Hocam şunu demek istiyorum. Hani az evvel konu geçti ama buradan tekrar oraya dönmek istiyorum. İşte sulanabilir arazimiz var mesela. Sulanabilir arazimizde en azından hani o kıyı şeridindeki nemlilikten faydalı toprak hani bitki özümleme yaparak en azından su ihtiyacını karşı. Burada da sizin direkt verme şansınız var. Buradaki besleme yönteminizi de büyütme yönteminizi de buna göre ayarladığınız zaman kesinlikle. Protein değeri yüksek. Rekoltesi yüksek. Ürünleri almakta bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Kesinlikle önemli öyle. Olan iyi bir rehberlik. Toprak analizlerini çok önemsiyoruz. Çünkü toprak analizleri toprağın genel yapısını ortaya koyuyor. Toprağın pH'si nedir? Toprak bazikse uygulayacağınız gübre farklıdır. Asidikse uygulayacağınız gübre farklıdır. Biz genellikle bitkiler işte nötre yakın bir toprak isterler. 6,5-7 civarı bir toprak isterler. Evet. Ama bir baktığınız zaman bizim bölgemizde özellikle kalsiyum içeriğinin çok yüksek olduğunu görüyoruz topraklarımızda. Bu bölgeye göre değişiyor tabii. Ama genel anlamda, böyle. Evet. Şimdi uygulayacağımız gübre de farklı olması gerekir. Eğer siz bu bilinçte olmadan hala atadan dededen kalma, ben DAP'ı attım 25 kilo, 30 kilo, üstte de şunu attım derseniz bu mantıkla sizin verim potansiyelini yükseltmeniz, yüksek verim almanız mümkün değil. Toprağınızda bitki besin elementlerinin bitkiler tarafından alınabilir formda olması çok önemli. Evet. İşte hocam iyi bir toprak ne kadar attığınız değil, tabii ne kadar attığınız değil, bitkinin ne kadar aldığı önemli. Ne kadar ve ne zaman attınız? Aynen, tabii hani uygulama zamanı, tabii ki. Uygulama zamanı son derece önem taşıyor. Bunun yanında hangi formda gübreyi attığınız çok büyük önem taşıyor. Bunların her biri bitkinin faydalanması. Yani sizin attığınız her gübreden bitki kesinlikle fayda sağlayacak diye düşünülmemesi gerekir. Böyle bir şey söz konusu değil. Tabii. Böyle bir şey söz konusu değil. O nedenle daha bilinçli yapabilmek için bir defa toprak analizlerine gereken önemin tekrar verilmesi ama
ciddi anlamda toprak analizi yapan birimlerin kurulması çok önemli. Bunu devletin bu işe ilaçması lazım. Kesinlikle çok hocam, önemli. Yani bu bireysel yani kopyala şey... yapıştır yapan kurumlardan bahsetmiyorum. Evet. Ciddi anlamda toprağınızın örneğini alıp çok ciddi kayıtlar tutan ve gerçekten doğru analizler yapan birimlerin oluşturulması çok önem taşıyor. Yani bunu kişiye bırakmayacak hocam. Kesinlikle. Devlet kesinlikle. Bunu özel sektöre verebilir, ihale yolu yapabilir, kendi mühendisleriyle yapabilir ama... Denetlemesini devlet yapacak. Denetlemesini devlet tabii, yapacak. Tabii. Periyodik olarak bu şeyleri ve havza bazlı sistem dediğimizde işte nasıl bir ürün ekeceğiz, nereye ekeceğiz, ne kadar sulayacağız. Gerçekten şimdi vatandaş şeylere, tarım kredilere gidiyor hocam. Orada da mühendisler var. Evet. Ama hiç yönlendiren yok. Mesela adam alıyor, ne kadar gübre lazım, şu kadar gidiyor, işlemini yapıyor. Adam sırtlıyor, traktörünü atıyor, geliyor. Ama bakıyoruz bir rehberlik yok maalesef. Yani sadece müşteri noktasında çiftçi. O zaman da tabii ki çiftçiyi de eğitim programını da almadığınız zaman ne yapıyor? İşte 300 dönüm yeri varsa 15 kilo gübre ayarlamış kendi kafasına göre. Her bölgeye mübzerini ayarlıyor, 4,5 ton gübre alıyor, DAP atıyor. Ondan sonra bekliyor. Şimdi ondan sonra da biz verimlilik bekliyoruz hocam. Yani bizim temel sıkıntımız bu. Hocam, fakülte olarak bir hayvan hastaneniz var olduğunu biliyorum. Bu konuda bize biraz bilgi verir misiniz? Vatandaşımızın belki de çoğunun bir bilgisi yoktur diye düşünüyorum. Aslında 2011'den beri Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi olarak hizmet vermekteyiz. Hayvan hastanesi de bizim araştırma kısmımız. Araştırma kısmı öğrencilerimizin pratik uygulama noktasında klinik bilimler yer aldığı bir kısmı. Biz burada büyükbaş yani büyükbaş diye nitelendirdiğimiz sığır, inek, işte koyun, keçi gruplarına bakabiliyoruz. Aynı zamanda pet dediğimiz kedi köpek evde beslenen hayvan gruplarına da bakabiliyoruz. Biz burada hasta sahiplerine bize hasta herkes olan... Herkes gelebiliyor değil mi hocam? Kesinlikle. Yani öyle bir şey yok. Bölgeden bile gelenlerimiz var artık. Yani Sivas'tan duyulmadığı... Kayseri, Tokat. Kayseri'den burada yani çevre illerden, Akdağ Madeninden, Yozgat'tan, Tokat'tan hastalarımız geliyor bizim. Bizim teknik anlamında sürekli bir ilerleme gösteriyoruz. Ve bugün İstanbul'daki bir fakülte veya hayvan hastanesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin hayvan hastanesi eşdeğer. Orada yapılabilecek ameliyatların aynısı bizim kendi fakültemizde de yapılabilmekte. Bu noktada da yani şehrimizde yaşayan insanları başka şehirlere gitmesi ne gerek kalmadı. Hangi saatler arasında hizmet veriyorsun hocam? 8 ila 5. Cumartesi yani, evet. Pazar. Cumartesi pazar şu an. Nöbetçi şeyiniz var mı? Şu an acil yani kısmımız. Vatandaşlarımız bilsin evet, diye soruyorum. Acil kısmımız şu an daha oluşturulmadı. Ancak ilerleyen zamanlarda teknik personel yani öğretim elemanlarımızın artmasıyla birlikte böyle bir şey fakültemizin yönetimi düşünmekte zaten. Ama 8 ila 5'lik zaman diliminde her türlü hayvan çeşidini biz orada tedavi edebiliyoruz. Orada ultrasondan endoskopiye kadar, endoskopiden röntgene kadar bir araştırma hastanesinde ne gerekiyorsa bir şey var. Tıbbi olan bütün, her şeyi bütün yapıyoruz. Laboratuvarımız, altyapılarımız son sistem şu an zaten geliştirildi. Hiçbir şekilde bir dışa bağımlılığımız yok yani şehrimiz anlamında. Hastalarımız da zaten yoğun bir şekilde geliyor. Artık insanlarımız da duyuyor, çevresinden birilerinden duyuyor, bu şekilde geliyor. Büyük başları olan yetiştiricilerimiz de genel anlamda birazcık ona da problemimiz var. Hayvana işte bir nakil problemi var. Onu da zaman zaman aşıyorlar. Biraz çevrelere hizmet veriyor. Çevre köylere hizmet vermiş gibi görüyoruz ama çok uzaklardan, çok periferden de hastalarımız geliyor. Evet. Hocam bir de küçük aile işletmeciliği özellikle çünkü verdiğiniz hizmette bir nevi küçük aile hizmeti. Evet. Küçük aile hizmetlerine veriyoruz çünkü evet. Bünyesinde veteriner hekim bulundurmayan, çalıştırmayan aileler genellikle küçük aile işletmesi olarak nitelendirilmekte. Yaklaşık olarak şehrimizdeki büyükbaş hayvancılığının da yaklaşık olarak %85 ile %90 arasında aile tipi işletmeler. Evet. Buna bağlı olarak da teknik destek tam anlamıyla ulaşamıyor. Ve hatalı birçok uygulamayı aile tipi işletmelerinde görmekteyiz biz bugün. En büyük problem nedir hocam? Aile tipi işletmelerinde başlarken de programın başında da söylediğimiz gibi en büyük problemimiz bizim aslında salgın hastalıklarla mücadele edemiyorlar. Ve hiçbir şekilde teknik destek almadıkları için hayvanları gebe bırakamıyorlar. Gebe bırakamadıkları için yavru alamıyorlar. Sonrasında işte sahan teknolojilerinden çok uzaklar. Sahan teknolojilerini bilmedikleri için meme her türlü patojene yani mikroorganizmaya açık.
Sahamlar steril olmayan şartlarda yapılıyor. Buna bağlı olarak da steril biraz daha şey kalıyor da yani böyle hijyen şartlarına. Genelde hijyen evet, diyelim. Genel evet, hijyen koşulları. Genel hijyen koşullarını tam anlamıyla yerine getiremiyorlar. Buna bağlı olarak da enfeksiyonlara hayvanlarımızın meme lobları açık. Kalması, evet. Bu hataların başlangıcı zaten. Ondan sonra hayvanlarda yine ahır şartlarımız, aile tipi işletmelerde ahır şartlarımız oldukça kötü. Evet. Çoğu işletmede ahıra girdiğimiz zaman bizim yani 1.80'lik 1.81'iyim ben yani. Kafam bütün işletmelerde değiyor tavana. Buna bağlı olarak da orada o sıcak olsun diye yapıyorlar. Sıcak olsun diye evet. Diye. Öyle bir yanlış var. Hala da uygulanıyor bu. Ancak yeni yapılan işletmelerde, aile tipi işletmelerde de teknik olarak biz onları anlatıyoruz. İşte havalanmanın çok önemli olduğunu, hayvanın hava ihtiyacının bir yem ihtiyacı kadar olduğunu belirtiyoruz. Bu bağlamda da işte yeni yapılan işletmeler, aile tipi işletmelerde biraz şartları güzelleştiriyor. Hocam öğrencileriniz yani bu noktada sizlerle ne kadar içiceler mi? Yani bizim öğrencilerimiz, ya da öğrencilerimiz çalışıyor musunuz? Evet. Hastanedeki bütün operasyonlara katılıyorlar. Bununla beraber bizim saha çalışmalarımız var. Saha çalışmalarında biz gidip bazen işletmelerde saha çalışmalarımız var. Oralara götürüyoruz öğrenciler. Orada aktif görev alıyorlar. Bu şekilde de mesleki adaptasyonunu biz Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi olarak tam sağlayarak mezun ediyoruz öğrencilerimizi. Bütün işletmelere bizimle birlikte geliyorlar. Genel anlamda işte peyderpey işte sıralı bir şekilde götürüyoruz. Bir o noktada tabii sıkıntımız var. Yani bütün öğrencimizi birlikte götüremiyoruz da. Evet. Ancak gruplar halinde götürüyoruz ve her vakayı her öğrencimiz görmüş oluyor bu şekilde. Evet, ameliyatından ameliyatı da saha uygulamalarında işte işletme gezilerimiz oluyor. İşte köy gezilerimiz oluyor. Üniversitemiz. Hocam o küçük aile işletmelerinde en fazla mesela karşılaştığınız hastalık göze çarptığında ne görüyorsunuz mesela o küçük aile işletmelerinde? Neye çok en fazla dikkat etmiyorlar? Yani ne yapmalılar? Küçük aile işletmelerinde şöyle bir buzağı kayıpları çok fazla. Evet. Şehrimizde işte buzağları neonatal dediğimiz o kısımda ilk bir aylık süreçte buzağları öldürüyoruz ishalle. Onu hocam kısaca hemen bir süremiz daraldı. Son sözü evet, hocama vereceğim. Onu kısaca hocam orada bir mesela kanlı ishal oluyor. Evet. İşte kamış bölgesinde şişmeler oluşuyor. Evet. Hayvanlarda hani efekt. Bunlar aslında hepsi işte, nasıl yapmalıyız bunu? Burada şöyle bir şey var. Bir kere işletmemize gebeliğinin son 3 ayında hayvan almamamız lazım. Çünkü son 3 ayında o işletmede geçirdiği zaman hayvan o işletmedeki mikroorganizmalara karşı bağışıklık sistemi geliştiriyor. Bunu da kolostrum dediğimiz ağız sütüyle birlikte buzağa veriyor. Evet. Bizim hatamız genel itibariyle basitçe şöyle anlatalım. Bizim yetiştiricilerimiz ağız sütünü o ilk yarım saatlik sürede vermiyor. Doğumlar geceleyin oluyor. Yaklaşık olarak direkt hemen emzirmeleri gerekiyor. Direkt emzirmeleri lazım. Doğumları takip etmeleri lazım yetiştiricilerimiz. Evet. Ve doğum olur olmaz buzağa çok müdahil olmadan elimizde yani eğer normal doğum olacaksa ona müdahale kendisine bırakmamız lazım. Çünkü orada hayvan bütün immün olarak yani bağışıklık anlamında bir sürü şey kazanıyor. O doğum kanındaki o sıkışıklık anında. Evet. Biz ilk yarım saatlik sürede ağız sütünü kesinlikle en az 2 litre içirmeleri lazım. Evet hocam. Bu bağlamda ağız sütünü tam olarak vermediğimiz zaman bu sıkıntıyla ishalle karşılaşırız. Çünkü en iyi koruma ağız sütüdür. Bunu da kesinlikle maksimum derecede yararlamamız lazım. Dediğiniz ikinci şey de göbek kordonunun bakımı yapılmıyor. Evet. Fötör hayatta yani yavru anne karnındayken göbekteki damarlaşmayla anneye bağlı ve oradan besleniyor. Doğumla birlikte o bağ kopuyor. O bağ işte koptuktan sonra yaklaşık olarak 3 günlük bir süre zarfında bakılması gerekiyor. Bu süre zarfında buzağının göbek kordonu çok basit bir şekilde tendir diyotla yani iyotla solüsyonla günlük işte belli periyotlarda işte 6 saatlik veya 8 saatlik aralıklarla bir sabah bir akşam diyelim kabaca. Yani. Kabaca onu bile ne yapsak tendir diyotla o göbek bölgesi kuruyana kadar tam anlamıyla dış ilişkisi kesilene kadar bakılırsa göbek bölgesindeki onfalit dediğimiz göbek bölgesi yani yangısı diyelim o şekillenmeyecek. O şekillenmediği zaman birçok hastalığın önüne geçeceksin. Eğer ona bakmadığın zaman artrit oluyor, eklemleri şişiyor. Evet. Çünkü o yangıyı vücutta bir yerden atması gerekiyor buza. Bunun için de göbek kordonunun çok iyi bakılması gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyorum katıldınız. Hocam süremiz çok bitti ama sadece Sivas'ta kısaca hocam sebzecilik nasıl? Ona da bir iki cümleyle tabii dokunursanız. Zaten yine alacağım sizi. Tabii ki sorun yok. Hemen şimdi
işletme büyüklüklerinden bahsettik. Hayvancılıkta yaşanan problemlerin birçoğu tarla tarımında evet. da veya bahçelikte yaşanıyor. Bugün Türkiye ortalaması işletme büyüklüğü 60 dönümdür. 60 dekardır. Evet. Bunun Sivas'ta biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz. 95 dekar. 95 dekar gibi bir alanda Sivas'ta buğday yetiştirerek bir kişinin kendini beslemesi, ailesini beslemesi mümkün değil. Evet. Bu durumda karşımıza şöyle bir alternatif çıkıyor. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle tabii sulanan bir alanlar için konuşuyorum. Sebzecilik devreye giriyor. Birim alanı çok daha iyi kullanabilmenin en güzel yolu sebzeciktir veya seracılıktır. Bu evet. çok önemli. Örtü altı yetiştiriciliğidir. Bunu söylüyoruz. Evet. Bu konuyla ilgili defalarca kez katıldık ve söyledik. Yine söyleyelim. Sebze noktasında Sivas'ta bir defa özellikle kışlık sebzelerin yetiştirilmesi son derece uygun. Evet. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün lahanası, karnabaharı, işte brokolisi, patates. Tabii ki bunların hepsi çok rahat yetiştirilebilir. Yeşillik dediğimiz işte efendim maydanozundan tutun aklınıza gelebilecek dereotu, tere, marul, soğan bunların yetişmesi son derece uygun olacaktır. Ama baktığımız zaman 11 milyon dönümlük bir tarımsal arazi tabi bu çayırmalar dahil olan bir yerde yaklaşık 8300 dönümlük bir sebzecilik alanının olduğunu görüyoruz. Bunların da belli bölgelere, Koyulistan, Suşehir gibi alanlara biraz daha yoğunlaştığını görüyoruz. Evet. Ama bu bölgelerde birim alandan verimi artırmamızın en güzel yolu bahsettiğimiz sebzecilik noktasında hem uygun çeşitlerin geliştirilmesi hem de örtü altına çok büyük ağırlık verilmesi. Yani hocam oraya güzel bir bakış, kesinlikle. İyi bir bakış, tarımsal bir bakış lazım. Yani bizim şunu yapmamız gerekiyor. Sivas ilinde çiftçinin cebini doldurabilmenin en önemli yollarından bir tanesi bölgesel havza bazlı dediğimiz bölgesel anlamda hangi tarımsal sistemi nerede yapacağımızın çalışmasını yaparak, belirleyerek onu orada desteklememiz lazım. Buğday nerede üretilir? Evet. Sebze nerede üretilir? Bunlara bakmamız lazım. Sebzecilik de bu anlamda çok büyük bir potansiyel taşıyor. Demin de bahsettim, işletme büyüklüğümüz 95 dekardır. 95 dekarda bir çiftçi kendisini ancak sebzecilik bilim alanından daha yüksek verim alabileceği ürünlerle ancak geçimini sağlayabilir. Hocam bu konu çok zaten bu konuyu ayrıca yine konuşacağız. Tabii böyle kısa bir sürede 2-3 cümleyle ifade elbette, etmek. Çünkü elbette. Baktığımız zaman bölgemiz çok geniş bir coğrafya. Koyulhisar'ın iklimi kendi içerisinde, Sivas'ın içerisinde işte Gürün'ün ayrı bir iklimi var diyelim. Kendi elbette, içerisinde. Elbette. Dolayısıyla hocam inşallah onu gelecek programda konuşalım. Hocam ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli Vizyon 58 izleyicileri bu keyifli sohbetin sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. İyi akşamlar.